Teşekkürler sevgili Necati ve Eren. Selamlar gönderiyoruz. Bugün stüdyoyu Tower Bridge'ten taşıdık, Westminster'a taşıdık. Parlamento binasını arkamıza aldık. Aslında Big Ben de var arkamızda ama onarımda. Evet, maalesef Big Ben onarımda ama tarihi bir yer burası. Evet. Bu arada iki gündür bu tarihi yerlerden yayınlarımızı yaparken, stüdyolarımızı kurarken, açık hava stüdyolarını, stüdyoya selam bu arada, şeyi de bir kez daha hatırlatayım. Buraların hani belgesellerde çok güzel anlatımları vardır. Hı. Çok güzel hikayeleri vardır. Hani Google'a yazınca zaten direkt çıkar Wikipedia falan açıklamaları. Ama detaylı anlatım için bir kez daha rica ediyorum, Crown dizisini izleyin. Çok güzel dizidir. Buraların, bu mekanların, yayın yaptığımız yerlerinde tarihini çok güzel aktarır. Hmm. Nasıl 1966'da Kraliçe'nin kupayı verişini aktardıysa ve biz onu hep söylüyorsak Bobby Moore'a, bizim de 2021'de Kraliçe'nin kupayı Kane'e verişini aktaracağımız gibi. Diyorsun. Ya böyle de iddialı girdik. Bonucci keyliğini buna bozdur biraz şu anda. Bu sözü duymasınlar. Bakalım hayırlısı. Bakalım ne olacak. Şimdi gazeteleri aldık yine. Evet. Bu kez The Guardian, Daily Mail, birçok gazetemiz var. Daily Mail da şu an Erbatur'un elinde. Ne diyor Daily Mail'in en çok dikkat çeken noktaları? Benim birçok başlığım var. Yani bunları ince ince sayfalardan da ayırdım. Tamam. Onları dile getirmek istiyorum. Önce şeyi söyleyeyim. Asıl manşette evet, ulusumuzun kahramanları diye sağlık çalışanları, işte zaten sağlık çalışanlarına verilen bir de özel madalyadan bahsediliyor, Kraliçe'nin verdiği ve İngiltere milli takımı. Milli takım futbol eve dönüyor manşeti var. Bu Freedom Day var İngiltere'de 19 Temmuz'da, evet, ve orada da maskelerin artık tamamen bırakılacağı manşeti zaten oraya doğru gidiyor. Ben de sabah izlerken not almıştım. %86 birinci doz aşılama, evet, %64 ikinci doz aşılama ve 19 Temmuz'da demiş olduğun gibi maskeler her yerde artık yani. Zaten dışarıda kullanılmıyor ama zaten hiç sadece mekanlarda da olmayacak artık. Evet, zaten sadece açık alanda, kapalı alanda kullanılıyordu. O da olmayacak artık. Tamamen 19 Temmuz itibariyle İngilizler maskeleri atmış olacak. Onun başlıkları var. İçeride bazı notlarım var. Ondan bahsetmek istiyorum. Senle gelirken de gazetelere bakarken konuştuğumuz, birazdan biliyorum bahsedeceksin, yine bir baskı yüklemeye başladılar oyuncuların üzerine. Evet, evet. Onu konuşacağız ama bazı abartılar da görüyorum. Var, abartılar da var. Bak mesela şurada bir başlık var. Martin Samuel, bu Daily Mail'in şef yazarıdır. Hı-hı. Şöyle bir manşet var burada. Çok uçar diye gösteremiyorum şimdi ama Southgate yıllardır, şöyle gösterebilirim ya. Tamam. Evet. Göstereyim. Southgate yıllardır İngiliz futbolunun başına gelen en güzel şey. 10 yıllardır hatta yazıyor. Bak yanlış olmayabilir. Kupayı getirdiğinde hakikaten ilk defa kupa getiren bir teknik adamdan da bahsediyor olabiliriz 66'dan tabii beri. Ama bundan bir ay önce Southgate'de bu iş olmazdan oraya geçmeyi biz nasıl bazen tabii ayarı kaçırabiliyorsak İngiliz medyası da kaçırabiliyor. O not sadece düşmek istedim. Bu peki sence baskı mı yaratıyor yoksa biraz daha motivasyon amaçlı mı bunlar yazılıyor? Ne diyorsun? İnançları daha çok arttı sonradan. Ya inançları daha çok arttığı için kendileri motive oldular. Kendileri motive oldukları için de cümleler motivasyon cümlelerine döndü. Bence burada kilit nokta Ukrayna maçıydı. Yani bir 5. maçta gol yememek, pozisyon vermemek, 4-0'lık galibiyet, net galibiyet. Aynı zamanda taktik değişimi, üçlüden dörtlüye geçmesi, Sancho'yu 11'e atması, bir önceki maçta Grealish'i kullanması, oyuncularla iletişim, bunların hepsi görüldükten ve sonuç alındıktan sonra artık bu manşetler geldi bence. Katılıyorum. Bunların hepsinin birbirine bir eklemeyle etkisi olduğu gerçek. Sana şeyi soracağım. Bugün güzel bir Peter Crouch'un yazısı var yine Daily Mail'da. Hmm. Notlarımdan biri o. Diyor ki bu kadro İngiltere'nin gelmiş geçmiş en iyi kadrosudur diyor. Katılıyor musun? 96 ile çok kıyaslıyorlar yazılarda. Hatta şey de var değil mi? O büyüyle ilgili bir arka tarafta mıydı? Sendeydi galiba. Ha burada, ha, sende, evet. Sende. Diyor ki büyüyü sona erdirmenin zamanı geldi diyor. Yarı final büyüsü olduğu. Yarı final büyüsünden, evet, bahsediyor. Yarı finale kadar gelebiliyoruz, gelemiyoruz. Yani oradan bağlayayım o zaman senin söylediğini. 96 kadrosuyla kıyaslıyorlar yarı final oynadığı için. Bence 96 ile kıyasladığında mesela evet en iyi kadro. Bir öncekine bakıyorum 2018 üstüne koydular yine aynı, kesin, şekilde. Ama 2000 yani Scott'lu, Beckham'lı, Gerrard'lı kadro. Evet, bireysel olarak baktığında o kadro çok daha iyi gözüküyor, evet, bireysel anlamda. Ama takım halinde baktığında bence en iyi kadro bu kadro. Bence burada önemli olan, katılıyorum sana, yaklaşım olarak en iyi kadro bu kadro bir de. Yani oyuna olan yaklaşım, biz en iyiyiz egosu da olmayan bir kadro olduğu için bu. Southgate'in liderliğinde de burada payeyi vermek lazım.
daha başarılı olma ihtimali zaten çok daha yükselerek artıyor. Şeyi söyleyeceğim bir de, Declan Rice Peter Crouch'a söz vermiş. Gol atarsa, hani şey var ya o meşhur. Aman dikkat et, yok, uçmasın. Telefon da uçabilir. Telefon uçar mı? Şöyle koyayım. Şu robot dansı var ya. Evet, evet. İyi yapamıyorum. Öyle mi dans edecekmiş? Declan Rice söz vermiş, gol atarsa Peter Crouch'ın robot dansını yapacakmış. Şöyle bir durum vardı. Birkaç gündür Declan Rice ile ilgili olarak gol atarsan nasıl sevineceksin diye bir soru soruldu kendisine. O da bilmiyorum, hiç fikrim yok, hiçbir çalışma yapmadım. Daha öncesinde böyle bir düşüncesi vardı. Demek ki yeni bir çalışma yapmış. Israrla bu sorular gelince belki ya demiş, bir şey yapayım, belki Crouch verdi o fikri. Sohbet ona. Ettiler çok ve... Çok eğlenceli bir adam biliyorsun zaten. Çok yani. Çok. Kitabı da harikadır bu arada. Yani bazıları kendini çok iyi ifade edebiliyorlar. Storyteller dedikleri İngilizlerin iyi hikaye anlatıcılar vardır. Dünya tarihinin en unutamadığın gol sevinci hangisi? Al sana güzel yeni dünya bir konu açayım. Dünya tarihinin en unutamadığın aklına, gol sevinci. Ne geliyor şimdi? Crouch, çünkü artık mesela imza sevinçtir. Evet, o güzel. Aklıma geldi. Alan Shearer aklıma geldi bak. Yalan söylemiyorum şimdi. Alan Shearer'ın o el kaldırma herkese o kadar yakışmaz yani. Tabii. O Alan Shearer'a yakışıyor. O başka bir şey. Sade güzeldir sözü var ya onun gibi. Çok evet evet. Şık değil mi? Yani çok sade ama onunla özdeşleşmiş olan bir sevinç artık. Başka aklıma gelmedi şu an birden ya. Bebeto geldi. Aa, Romario Bebeto, onlar birlikte sevinmişlerdi Brezilya'da. O vardı. Senin var mı aklına gelen? Valla birkaç tane sevinç geliyor. Yani ben mesela bu bir yerlere atıfta bulunan sevinçleri de seviyorum. Yani işte Aubameyang mesela kara panter maskesi takmıştı. Şu kara panter selamını vermişti. Wakanda Forever diye. İşte o geliyor. Balotelli Why Always Me tişörtü vardı mesela. Evet, şu var Balotelli'nin. O var, doğru söylüyorsun. Tanju Gerson geldi aklıma. Tanju evet, Gerson'un hatırlıyorum. Topuklara dokunma. Hatırlıyorum. Doğru. Yani çok işte Gerrit Bale bunun patentini aldı biliyorsun. Babel Cenk Tosun mu yapıyor? Evet şey omuz. Evet omuz vurma. Sonra devam etti o. Abu Bakar'da da yapmışlardı. Abu Bakar'da da yapıyorlardı evet. İşte, mesela bu imza gol sevinçleri bir anda aklımda oluştu. O yüzden merak ettim seni. Önemli de. Bu arada gol sevinci. Gol sevinci deyip geçmemek lazım. Futbolcular için artık günümüzde imaj çok önemli olduğu için. Tabii. Ben bunu hep söylüyorum. Daha önce de söyledim. Birkaç genç futbolcumuz için de söyledim. Yani yönetilmeleri gerektiğini söylüyorum. Kendiniz yönetemezsiniz günümüz futbolunda. Ben kendim için hallederim. Öyle bir şey yok. Bitti o dönem. Bunu açtığın çok iyi oldu. Güzel konu. Yani bu gene bizim futbolumuza döneceğiz ama şu futbolumuzdan çıkarılması gerekenler diye bir program yapalım. Yani oraya şunu ekleriz. Büyüklerimiz daha iyi bilir. Neden daha iyi bilsin ya büyükleriniz? Yani nereden mesela atıyorum var futbolcu arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız da kızıyorum da. Gurbetçilerde de var. Gurbetçi oyuncularımızda da var. Normal oyuncu ya ülkede yaşayan oyuncularımızda da var. Benim işlerimi amcam hallediyor. Evet, dayım mı? Amcam, babam. Neden? Diyorum ki nasıl hallediyor? O biliyor. Ya da yöneticiler, büyüklerimiz biliyor. Ya bilmez diyorum. Bir profesyonelle çalışın. Doğru. Bak Yusuf Yazıcı ne kadar güzel profesyonel bir ekiple çalışıyor. Evet. Ne kadar güzel bir imaj çalışması, gol sevinci. Melih Demirel aynı şekilde. Tabii ya, dünyada yani Gerrit Bale hatırlatayım az önce söyledi. Bunun patentini aldı şu gol sevincini ya. Şu kalp gol sevincinin patentini aldı. Yani bunları büyüklerimiz bilir, bilmez. Öyle bir, bu büyüklerimizden zaten vazgeçelim. Yani büyüklerimiz daha iyi bir ya bilmez niye bilsin? Bakış açısı, dünden beri yeni başladığımız bakış açısını eğer değiştirelim. Senin büyüğünün uzmanlık alanı oysa elbette bilir. Elbette. Ama uzmanlık alanı değilse uzmanına bırakmak lazım o işi. Aynen öyle. Her anlamda olduğu gibi. Ben de The Guardian, paraya kıydık biraz. The Guardian aldık. En pahalı gazete burada, 2,5 pound biliyorsun. Şöyle bir arka tarafında... yazı var. Follow the leader diyor. Lideri takip et şeklinde bu fotoğrafı vermiş ve en önde kaptanı, lideri vermiş ve diyor ki Harry Kane'i takip edin şeklinde. Tabii. Ve bring it on home, artık hani getir onu diyor Southgate atıfta bulunarak. Ve aynı zamanda ısrar edinden beri bahsediyorum. Çok sevdiğim için Wimbledon'ı. Tabii. Ondan da değil aslında da Emma Raducanu'nun bugün maçı var. Son 16 maçı var. Çeyrek finale çıkmak için mücadele verecek ve dolu tribünler önde oynayacak. 18 yaşında İngiliz vatandaşı, Rumen genç kız Wimbledon'da tribünlerin önünde tıklım tıklım hayalini yaşayacak bugün. Ve günün de son maçı Merkez Kort'ta. O anlamda da büyük bir heyecan var. Onu da öne çıkarıyorlar aynı şekilde. Ve iç sayfalara baktığımızda da şöyle bir analiz var. Ben şöyle göstereyim. Danimarka ile ilgili olarak Marcus Christensen'den bir analiz almışlar. Analiz yazısı almışlar. En güçlü yanları, en zayıf yanları neler şeklinde. Zayıf yanlarını nasıl görüyorsun Danimarka'nın? Zayıf merak yanlarını şöyle... Ya sadece yazıda değil de senin bakış açın hani, da önemli benim için orada. Skoru koruma anlamında sıkıntı yaşayabilirler. Öne geçseler bile bunu koruma kısmında sıkıntı yaşayabiliyorlar. Hani o kadar güven vermiyorlar şeklinde bir
analiz yazısı var burada içerisinde. Olabilir, o güveni vermiyorlar. Mesela Çek maçında, Çekya maçında 2-2'ye her an gelebilir dedik yani. Ki karşındaki rakip Çekya'ydı. Evet. Yani yanlış anlaşılmasın ama İngiltere'yle hiç kıyaslamam bile şu andaki mevcut gücünü yani. Evet, tabii. Savunmasındaki oyuncular Sparta, Prag ve Bristol City'den tandem ikilisi oynuyor. Ve senin karşında oynayanlara baktığın zaman, İngiltere'de oynayacaklara baktığın zaman Harry Maguire, Stones var. Yani çok başka seviyelerden bahsediyoruz. United City yani. Dolayısıyla hücum oyuncuları da aynı şekilde. Ben bu anlamda hani kalesinde kesin gol görür diyorum. Ama Poulsen konuşmuş dün Danimarka basınına. Poulsen diyor ki, hani Poulsen'e şöyle diyorlar. Herkes İngiltere'nin kesin Danimarka'yı yeneceğini düşünüyor. Poulsen diyor ki bunu düşünenler medya ve taraftarlar. Futbolcular olarak bizim hiçbir bu şekilde baskı bizde yok. Hatta biz onlara Uluslar Ligi'nde iki kez karşı karşıya geldik. İki maçta gol görmedik kalemizde. Ve Wembley'de 1-0 kazandık diyor. Doğru. Poulsen. Ama yani diyor ki ortam, atmosfer, takım gelişimi, 60 bin kişi, mevcut turnuva performansları. Evet, Danimarka'nın da gayet iyi ama aynı şey değil gibi geliyor bana Uluslar Ligi ile. Uluslar Ligi deme bana ya. Bir şey söyleyeyim. Uluslar Ligi niye var Veli? Hazırlık maçları resmi maça dönüşsün diye. Ya reklam turnuvası, yalandan yapılan reklam turnuvası. Ben yani, sana söyleyeyim yani. Milli takımını. Hele pandemiden sonra Uluslar Ligi falan oynatmak var ya, dünyanın en manasız şeyi. Ya zaten ekstra maç, ekstra süreç. Bir de Uluslar Ligi'nde hiçbir hedefi olmayan hazırlık maçları. İşte bir de oradan gelen oyunculara yorgunluk. Tamamen mantıksız bir kere. Onu bir kenara koyalım. Uluslar Ligi diye bir şey olmaz yani. Zaten şeyinde... Ya, hedefledikleri şey olmadı aslında. Yani düşünceleri daha heyecan katacakları yönündeydi. Evet. Ama düşündükleri gibi olmadı. Ya çünkü şey hatası yapılıyor. Bazen takım sayısı arttırıldığında da, şampiyonalarda da, özel organizasyonlarda da daha çok izlenecek gibi düşünüyor. Hayır. Bir şeyin ya ne kadar azsa o kadar çoktur. Öyle özetleyeyim. Değerlidir. Değer artar. Azaldıkça çoğalır yani. Çünkü sen orada ya o da gelsin, o da gelsin, o da çıksın yaptığın zaman bunu da zaten öylesin. Yayıncı sayısı artsın. Yayıncı sayısı. Gelirler artsın. Oradan reklam gelsin. Ama bu sefer oyunun değerini düşünüyorsun. Sonra diyorsun ki şey oluyor, o futbolun izlenmeleri düşüyor. Çünkü sen fazla yapacağım organizasyonu diye organizasyonu değerinden alıyorsun. Neyse, bu başka konu. Kenara koyalım. Ben Danimarka konusunda şunu söyleyeceğim. Danimarka elenirse başarısız sayılır mı bu turnuvada? Hayır. Bu asla. Çok önemli başlık. Çok rahat çıkacaklar o anlamda. Tabii tabii. Çok rahat çıkacaklar. Ve ben en büyük gücünü önde pres olarak görüyorum Danimarka'nın. Yani hücumcuların rakibe yaptığı pres. Ama bunun İngiltere'yi etkilemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bu oyuncuların hepsi oynadıkları takımlarda, özellikle Premier Lig'de oynayan oyunculardan bahsediyorum ki Sancho oynar mı oynamaz mı bilmiyorum, göreceğiz onu. Zaten önde pres, gegenpress, gegenpress'e giriş 101 ile maçlarda oynayıp geldikleri için daha rahat hareket edeceklerdir Danimarka'ya göre, şu an önceki rakiplerine göre. Orta sahadan düzeltiyorum, savunma yönü çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum ben. Stoper hattının, en azından üçlü savunmasının. Ya şimdi bakıyorsun, Southampton'dan Westergaard var orada. Evet. Çok iyi. Christensen, Chelsea. Yani Simon Kjær, Milan. Bence çok iyi performansı ortaya koydu bu sene. Çok tam bir lider. Yani tam üçlü savunma kimlerle oynar? Evet, bu üç oyuncuyla oynanır üçlü savunma. Ve üçü de kulüp takımlarında da üçlü savunmayı oynamayı bilen oyuncular aynı zamanda. Pozisyonsuz bir maç mı izleriz diyorsun yani? Zor pozisyon mu çıkar? Yok, çıkar pozisyon. Çıkar. Ben de çıkacağım. Ben İngiltere kesin gol bulur diyorum zaten. Ben de maçın adamı Sterling olur diyorum. Olabilir çünkü genelde soldan ağırlıklı olarak maçın da geliyor. O bölgesi bence biraz daha zayıf bölgesi. Savunma anlamında söylüyorum. Yani orta sahadan gelen destek de hani ben merkez orta sahaları kıyasladım. Declan Rice, Calvin Phillips'in özellikle Delaney karşısında ben çok daha üstün olacağını düşünüyorum yani o bölgede. Yani orta sahada kapışmalarda İngiltere'nin Danimarka'ya göre çok daha önde olacağını düşünüyorum. Daily Mirror'a da bakayım. Lütfen. Daily Mirror'da daha çok biliyorsun dün İngiltere milli takımı şu anda milli takım tesislerinde, kampta oradalar ve dünü biraz da keyifli geçirdiler. Bütün gazetelerde aslında yansıyan fotoğraflar havuzdan olan fotoğraflar. Söyleyeyim. Evet. Burada 90 Dünya Kupası, 96 Avrupa Şampiyonası ve 2018 Dünya Kupası fotoğrafları var. 90'da üzgün olan bir Gascoigne görüyorum burada. 96'da Gascoigne Gareth Southgate'e sarılmış. 2018 Dünya Kupası'nda Gareth Southgate elendikten sonra oyuncuları sarıyor.
Ve artık günümüzdeyiz. Evet, başarabiliriz şeklinde kesinlikle bir yazı var. Ve yine aynı şekilde yan tarafında Wimbledon'a ait bir başka yazı var. Oynanmış maçların istatistiği. Bir de şey var bugün. Ajans haberi var her yerde. Hah, buldum. Ajans haberi. Ajans haberi. Bütün gazetelerde var. Dedim direkt ajans haberi. Ajans geçmiş. Şimdi bu ne diyeceksiniz büyük ihtimalle? Luke Shaw'a şey, S harfini çıkarıp 2 Z yapmışlar. Sarıyla belirtmişler. Evet. Luke Zov şeklinde. ZZ. Bu ZZ Zinedine Zidane aslında. Yani şuraya atıfta bulunuyorlar. Bir karşılaştırma yapmışlar. The Sun'da da var aynısı. The Sun bu arada en ucuz gazete, onu da söyleyeyim. The Sun ya. Güneş gibi doğuyor. Şöyle söyleyeyim. Yani 14 maçta bir asist yapmış şampiyonlar tarihinde Zidane. 4 maçta 3 asist yaptı Luke Shaw. Avrupa şampiyonası. Avrupa şampiyonası tarihinde. O yüzden de Luke Shaw şeklinde Zidane'ın önüne geçen, Zidane'dan daha iyi bir asist kariyerine sahip şampiyonlarda diye böyle bir kıyaslama yapmışlar. Tabii. Onu öne çıkartmışlar. Onu bütün gazeteler yaptığını görünce direkt ajans haberi olduğunu dile getirdik. Belli ajans geçmiş. O muhtemelen televizyonlarda da takla attırılarak haber yaptırılmıştır. Tabii. Luke Shaw haberi hazır mı? Hazır. Zidane'dan daha çok asist yaptı diye dönüyordur şimdi yalandan görüntülerle. Şeye geçelim mi? İtalya-İspanya. Geçelim. Şöyle birkaç istatistik var. Yani şimdi bu maçta şunu sorayım ben sana. Hangi takım sence topa sahip olacak, topa hükmedecek? Çok güzel soru. Çok zor bir soru ama aynı zamanda, biliyor musun? Acaba bir koş at at maçı izler miyiz? Niye diyorum bak işte. Şimdi %67 topla oynama oranlarında İspanya zirvede bu turnuvada. %67 ile oynuyorlar. İşte. %56 İtalya ikinci sırada. İsabetli pası söylüyorum. Ben böyle bir ortalama beklemiyordum, şaşırdım. 771 isabetli pas maç başı İspanya. 534 İtalya ikinci. 1 ve 2 yine burada da aynı şekilde. Maç başı en çok gol girişimi 20 İtalya, 19 İspanya. 1-2 aynı şekilde. Maç başı 7.8 isabetli şutu var. En çok atak yapan iki takım karşı karşıya gelecek. Ve topla en fazla oynayan iki takım karşı karşıya gelecek. Azpilicueta diyor ki, takım arkadaşım olduğu için söylemiyorum. Karşı takımda İtalya'da Jorginho'yu en başta olmak üzere merkez orta sahasını kilitlersek, İtalya'nın o pas bağlantısını en başta Jorginho olmak üzere kilitlersek, o zaman yolu yarılamış oluruz diyor. Ben de tam bu noktadan girecektim. İtalyan gazetelerine de baktım sabah, İspanyol gazetelerine de baktım. Benim gözlemim, izlediğim maçlarda da, ki İtalya'yı canlı çok izledim bu arada, yani keza İspanya'yı da, bu maçta orta sahaya alan maçı alır düşüncesindeyim ben. Herkes öyle bakıyor şu anda. Ya orta saha. İspanyollar, İtalyanlar da öyle bakıyorlar. İşte şurada bir notum var. Onu unutmayayım diye buraya yazmıştım. Insigne, Verratti ve Barella. Eğer 10 üzerinden 7 oynarsa bu oyuncular, İtalya'nın maçı olur diye düşünüyorum ben. Bir daha söyle. Insigne, evet, Verratti, Barella. Barella. Yani eğer buradaki süper bücürler, günümüzün süper bücürleri iyi oynarlarsa, eğer vasatların üstüne çıkarlarsa, bence kontrolü İspanya'dan almaları çok 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 muhtemel. İspanya'da Sarabia oynamayacak sakatlığı nedeniyle. Sarabia oynamayacak gibi. Moreno, evet. Olmo, Morata. Olmo oynar. Olmo oynayacak, bence. Moreno da var. Evet. Morata üçü birlikte olacak yani hücum bölgesinde. Evet tabii, aynen öyle. Olmo oynayacak. Olmo'ya da bugün marka tam sayfa ayırmış. Ben çok beğeniyorum ya. Ben çok beğeniyorum ama sanki bu turnuvada böyle başında olmadı gibi. Yani kendine geldi sonradan. Sonra da kendine geldi ama marka muhtemelen motive etmek için manşeti taşımış. Olmo'yla röportaj yapmışlar ve manşette bugün Olmo var markada. Yani biraz motive etmeye çalışıyorlar. O da diyor ki, eğer bu maç yarı final Wembley'de oynuyorsanız Wembley'in hakkını vermelisiniz diyor Olmo. Şimdi evet, okudum ben de o röportajı. Bir şey söyleyeyim. Dünyada iki tane stat vardır abi. İki farklı spordan söyleyeceğim bunu. Tamam. Bir tanesi Madison Square Garden. Dünyanın en önemli basketbol salonudur. Tamam. Diğeri de Wembley. Bu iki salonda, bu iki sahada forma giyerken performansınız başka bir seviyeye çıkmalı. Çıkmıştır. Geçmişte de olmuştur. Oyuncular yapmıştır hem orada hem burada. Hatta şey yazarlar. İşte Madison Square Garden performansı, Wembley performansı diye ayrı ayrı çalışmalar vardır. Ya o maçta iyi performans ortaya koyarsan şöyle manşet çıkacak seninle ilgili, düşünsene. Wembley kahramanı diyecekler belki sana yıllarca. Tabii, tarih boyunca Wembley'in kralı diyecek mesela. Evet. Şimdi o yüzden
Buraya gelirken evet istatistikleri konuşuyoruz. Evet oynanmış maçlar, kat edilmiş mesafeler, işte bu oyun boyunun uzaması, kısalması, etki ve matematik üzerine konuştuğumuz. Ama böyle noktalarda bu oyunun oyun olduğunu hatırlatan ve kahramanlarının, yıldızlarının ortaya çıktığı sahneler vardır. Artık o sahnedeyiz. Yani bu iki maçın Wembley'de olması her ne kadar işte ya İngilizler için avantaj, o ayrı. Ama sizin daha ışıltılı yıldızlar için, izlemeniz için de büyük bir avantaj. Onun da keyfini çıkaracağız bence. Şimdi şu da unutuluyor aslında. İspanya ile ilgili hani bir değişim sürecinde yepyeni bir takım diye konuşuluyor ama şimdi İspanya'yı, yani futbolu daha doğrusu Avrupa futbolunu yakından takip edenler şunu gayet iyi bileceklerdir. İspanya'nın bu kadrosu birbirini tanımayan oyunculardan kurulu takım değil. 15 yaş altından beri ağırlıklı olarak bu ekolün içerisinden gelen ve birlikte oynayan mini takımlar seviyesinde bir projenin neticesi bunlar. Doğru. Hani ya bir anda oradan buradan topladılar, bu takım bir araya geldi değil. Öyle bir takım değil bu. Proje takımı. Dün İngiltere'den bahsettiğimiz gibi aslında. Evet, doğru. İngiltere'den ya, bahsettiğimiz gibi. Nasıl akademilerde yaptık da. Her ne kadar La Masia durmuş olsa da geçmişe göre, aslında İspanya futbol akademilerinin çalışmaları sonuçlarını veriyor diyebiliriz senin aslında anlatımından. Şurada, ve o ekol, Luis Enrique'nin ekolü, ben kısa zamanda bu kadar yani sonuç elde edebileceğini düşünmüyordum açık konuşayım yani. Sana bir şey söyleyeyim, kimse düşünmüyordu. Yani hatta hep dün de konuştuğumuz konu, Real Madrid'den oyuncu almadan turnuvaya geldiği için de onu okçular bekliyorlardı. Evet. Marka ve as okçuları. Kıyafetlerini giymiş bekliyorlardı İspanya'da ama artık şeyi geçti. Okları yeme sınırını geçti. Burada elense de kimse bir şey diyemez. Başarı kazandı çünkü. Bu başarıdır İspanya'nın. En zayıf kadrosu falan diye konuşulurken bir anda buraya çıkıyorsun ve şimdi şampiyonluktan bahsetmeye başladılar. Tabii. Aslında İngiltere karşısında Danimarka nasıl hiç şans verilmiyorsa, kabul edelim ki İtalya karşısında da haksızlık yapılıyor İspanya'ya biraz. Hatta şey daha çok veriliyor yani. Aynı şey. Haksızlık yapılıyor. Şunu da söyleyeyim. İtalya ve İspanya iki tarafa da ülkelerinden gelecek taraftarlar için ayrılan bilet sayısı 125. 125 kişi gelebilir yarı finale ve diyor ki UEFA, finale çıkarsanız da bu sayı 1000 yapacağım. 1000 kişi. Ama İngiltere ve İrlanda, bu bölgede oturan İtalyan ve İspanyol varsa onlara 6400'er tane toplam ayrılan bilet var diyor. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. İtalya yaklaşık olarak şu saatlerde indi. Büyük olasılıkla iniyor İngiltere'ye. Floransa'dan geliyorlar milli takım kampından. Terminal 2 değil mi? Terminal 2. Terminal 3 karantina binası. Evet. Terminal 2'ye geliyorlar. Bir de İspanya'da Madrid'de milli takım tesislerinde. Onlar da antrenmanını orada yaparak buraya geliyorlar. Onların biraz daha var gelmesine İngiltere'ye. Yani maçtan önce kısacası Wembley'e ayak kimse basmayacak. Onu söyleyelim. Bugün Wembley'e ayak basacak kimse yok. Sadece bir basın toplantısı için İtalya'dan hoca ve oyuncu gidecek. Onu söyleyeyim. Son olarak o zaman bitireceğiz. Bitiriyoruz. Bitirelim. Çok kısa şunu sorayım. La Gazzetta dello Sport'ta dünden beri şu var. Jorginho'nun Ballon d'Or'u kazanmasına İtalya yardımcı olabilir mi diyor. Yani İtalya şampiyon olursa ve Jorginho performansını devam ettirirse, Jorginho hem Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasına katkı vermiş, Avrupa şampiyonu olmasına katkı vermiş bir oyuncu olarak Ballon d'Or kazanabilir mi? Kazanabilir. Bence şampiyonluğu İngiltere ya da İtalya kazanırsa, evet, bu iki ülkeden birinden Ballon d'Or alan oyuncu çıkacak. Ya çok yüksek ihtimalle Harry Kane alır İngiltere kazanırsa. Diğer tarafta da Jorginho'nun kazanabileceğini düşünüyorum. Ama bunu sona bıraktın. Bizim diğer program ne zaman? Bir saat sonra falan galiba. Orada böyle başlayalım. Bununla açalım çünkü bu Ballon d'Or konusu çok detaylı bir konu. Yani nasıl verilir? Son alan İngiliz futbolcu, burada konuşmuştuk, Michael Owen. Şimdi ondan beri hiçbir futbolcu almadı İngiltere'den. Jorginho, şunu da ekleyeyim öyle bitireyim. Bana göre en az hakkı verilen yıldız oyuncu. Bütün oradaki iplerin tutucusu. Eğer kazanırsa İtalya, bence Jorginho olur ama şu Ballon d'Or konusuyla başlayalım. Konuşalım diğer programda. Güzel konu. Tamam, pek teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Sevgili Necati ve sevgili Eren, biz Westminster